Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Bugün yine bir imtihan hikayesi anlatacağım. Cömertlik imtihanı. Hemen bir paylaşım ya da beğeni anın eli tutulmaz. Yemen hükümdarı oldukça cömert idi. Çok cömertti. İhsanları her yere yayılmasına rağmen Hatim-i Tayin'in cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemezdi. Sarayında herkese büyük mükellef bir ziyafet verir. Zengin, fakir, herkes yer içer. Halkın, hükümdarın ziyafeti ne kadar muhteşem oldu, neredeyse Hatim'e yaklaştı dediğini duyunca, Hatim sağ kaldıkça cömertlikte birinci olmasına imkan olmadığını anlar. Ve ne acı ki onu öldürmeye karar verir. Çok güçlü bir genç bulup eline 20 altın verir. İşi bitince, evet, Hatim'i öldürünce diğer 20 altını da vereceğini söyler. Genç sora sora Tay kabilesine kadar gelir. Güler yüzlü, kendisi gibi yiğit bir gençle karşılaşır. Bu sevimli genç, "Hoş geldin yiğit. Çok yorgun olduğun anlaşılıyor. Bu gece misafirim ol." diyerek evine götürür. Gece misafirine çok ikram ve ihsanda bulunur. Sabah olunca misafir gitmek isteyince birkaç gün daha kalmasını ister, ısrar eder. Misafir der ki, "Çok önemli, çok önemli bir işim var. Bir an önce gitmem gerekir." İyilik ve hizmet etmekten zevk duyduğu anlaşılan ev sahibi der ki, "İşin nedir? Sana acaba bir yardımım dokunabilir mi? Ben de yardım edeyim sana." "Ey asil kişi, sen cömertsin, iyilik seversin. Senden sır çıkmayacağı belli. Belli. Hatim isimli birini arıyorum ben. Acaba tanıyor musun?" "Hatim ile ne işin var ki senin?" Misafir niçin geldiğini anlatıp der ki, "Bu işte bana yardımcı olman mümkün mü?" "Elbette, elbette mümkündür." der. "Yalnız bu iş pek kolay olmaz. Dediklerime uyarsan tereyağından kıl çekmiş gibi zahmetsizce olur ve yaparız. Bakalım. Ne yapmam gerekir?" der misafir. "Hatim de senin gibi yiğit biridir." der. "Belki öldüremezsin. Ben sana onun yerini tarif edeyim. Ancak öldürmez de iş meydana çıkarsa yerini söylediğim için beni öldürebilir. Bu bakımdan benim ellerimi, ayaklarımı bağla. Zorla söylettiğin anlaşılsın." Misafir ev sahibinin elini, kolunu, ayaklarını iyice bağladıktan sonra sorar, "Hatim nerede?" "Hatim denilen kimse benim. Benim." der. "Madem benim başım senin işine yarayacak, ne diye onu vermeyeyim ki? Misafirin arzusunu yerine getirmek, gönlünü etmek benim en büyük arzumdur. Hemen öldür. Kimse duymadan buradan git. Uzaklaş." Genç o anda neye uğradığını şaşırır. Hemen Hatim'in ayaklarına kapanıp der ki, "Sana gül yaprağı ile vuran kalleştir. Kalleş. Ne olur beni bağışla." Genç halleşip oradan ayrılıp hükümdarın huzuruna çıkar. Olanları bir bir anlatır.
Hükümdar da iyiliksever, cömert olduğu için hatasını anlayıp taşıma su ile değirmen dönmez. Cömertlik mal ile değilmiş. Hatimin cömertliği yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş. Sen verilen görevi fazlasıyla yerine getirdin diyerek diğer 20 altını da evet bu yiğit delikanlının eline bırakır, verir. Yani hakikaten de cömertlik işte böyledir. Çok güzel bir hikayeydi. Dökme su ile değirmen dönmez efendim. Yoksa içinde yapacak bir şey yok. Ama bizim öğrenmemiz gerekenler var var. Öğrendim. Baktım ki insanlar göründüğü gibi çıkmıyor. Her şey dilde. Bazıları o dilde olanları icraata döküyor. Ama bazıları bize denk gelir mi? İnşallah gelsin. İyice tanıyana kadar iyi veya kötü dememeyi öğrenmek lazım. Baktık ki fazla değer vermek o da işe yaramıyor. Gerektiği kadar değer vermeyi öğrenmeliyiz. Baktık ki acele edince hep kötü şeyler oluyor. O zaman acele işe şeytan karışır, hemen aklımıza gelmeli. Gelmeli efendim. Sabretmeyi de öğrenmek lazım. Baktık ki nasip değilse olmuyor, olmuyor. Hayırlısı demeyi de öğrenmek lazım. Baktık ki arkamızdan konuşanlar susmuyor, susturamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Allah'a havale edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz efendim. Yolumuza devam ederken de evet, işte bu güzellikleri içimizde barındırmaya alıştığımız için cömert ve paylaşımcı, iyiliksever ve güzel ahlaklı olmaya da her daim gayret göstereceğiz. Çok önemli, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek üzere. Aşk ola.